Başroldeydiniz orada. İbra olsun diye. Ama bugün baktığınız zaman Galatasaray'a hizmet etmek isteyen insanları idamali yönden ibra ediyorsunuz. Alkışlıyorsunuz. O idari yönden çelme takıyor. Sen git diyorsun. Biz gelelim. Her şey iyi giderken. Bu doğru bir şey değil. Bu doğru bir şey değil. Bu Galatasaray'da bir Adnan Polat'a bir de Mustafa Cengiz'e yapıldı. Ne tesadüftür ki. Bak, bütün her şey benim. Ben liselilere saygım sonsuzdur. Ama ikisi de liseli başkan değil ya. Ben de onu söylüyorum Levent abicim. Hizmet eden herkese saygı duyulmalı diyorum. Peki. Şimdi Demba'da çok konu başlığımız var. Fikret Orman'a var biliyor musunuz? Fikret Orman'a saygı duyuyor musun? Bir Türk. Fikret Orman'a. Bir görev yapmıştır. Tamam ibra edilmedi. Elinde bir şeyi olan, belgesi olan çıkar söyler konuşur abi. İdari ve mali bak. Beşiktaş camiası bir hareket yaptı. Bir başkanı iki yönden de ibra etmedi. Bütün başkanlara yani bir başkanı ayırmak bence yanlış. Orada başkanların bütün fotoğrafları var. Hocam. Camialara hizmet etmiş ve edecek olanlar var abi. Tamam ama mı? Hocam yanlış olabilir kişilere göre. Yanlış şeyler yapılmış olabilir. Ama neticede herkes oraya iyi niyetle geliyor. Yani sen şimdi Galatasaray başkan olmak niyetin olsa inşallah o, yani bilmiyorum yoktur öyle bir şey de. Yani iyi niyetle gelmez misin abi oraya? Hizmet etmek için gelmez misin? Bu çok doğal bir şeydir. He? Bazı konularda yanlış yapılır. Allah aşkına hocam, sevgili hocam. Ya Galatasaray değil tabii bu söyledi mi? Genelde ülkede ya başkanlar geliyor. Bütün... Erman Hoca söyledi ki ben Galatasaray için söylemiyorum. Sen şimdi 6 aya başkan olmak istemez misin kardeşim? İleride şimdi değil. Tabii ki isterim. Kulübüm oradan çıkmış. Sen burada bütün başkanları. Reha açıkladı işte. Galatasaray'a Galatasaray'a hayır. Yani ben genel olarak söylüyorum. Hocam, kulübü düzeltmeye çalışanlar var. Çok samimi gelip kendi mali açısından düzeltip gidenler var. Anadolu'da ama bunun hocam, olmadı mı? Oradaki denetleme ya oluyor hocam. Şimdi, 3. lige kadar oluyor. İbra ediyorsan adamı. Gelen diyor ki ben diyor eskiyi diyor hesap soracağım arkadaş ondan diyor atıyor tutuyor. Geliyor unutuyor. Hocam attıkları düşen unutuyor, şey hocam, unutuyor. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi yanlış yapan bir adamı gördüğün zaman orada divan kurulları var, üyeler var. İbra etmezsin. Denetleme mekanizması. Denetleme mekanizmasını doğru çalıştıracaksın. Ben divan kurulu başkanını alırım, balığı hazırlarım. Sen biliyor musun eskiden bir kısım maçlarda öyle yaparlardı. Ben bakarım, iki topçu atılmış bir takımdan. Kayseri, Sivas, Ankara Gücü falan. Bakarım hangi takımla oynuyor. Garanti 3 büyüklerden ve 2 büyüklerden biri çıkıyor. Niye? Ayıklıyorlar. Kemiksiz, kılçıksız tavuğu, balığı önüne koyuyorlar. Divanın başına alırım. Başka bir adamı getiririm. İşimi götürürüm Feyyaz'cığım. Fazla uzağa gitme istersen. Şöyle bir çevrene bak. Ya, hocam peki. Feyyaz var ya çok iyi niyetle. Anadolu'da çok kulüp var. Başkan, yönetici, 3. lig dahil. Direkt gelip bir sürü gibi para kazanıyor. Gidiyorlar. Başkan olacak adam yok abi. Çalıştırmıyor. Doğru. Başkan futbolcuyla muhatap oluyor. Başkan bench'te oturan başkanlar var. Direkt kadroyu veren. Peki ya, bu Süper Lig'de de var. Sana sigara kağıdının arkasına yazılan takım verildi mi? Yok Allah'a çok şükür. Hocam sen söyle. O zaman teknik adam olarak çalışmayacaksın. Bak benim yarınki yazıda da bu var. Affedersin ya. Göreve geliyorsan bu takımı ben başarısız olurum. Bu takım bana uygun diyebilecek bir teknik adam görmedim hayatımda. Levent abi. Herkes geliyor Levent çalışıyor. Abi, 5. hafta gönderiyorlar. Çok güzel söyledi. Antrenörlük böyle Türkiye'de meslek sayılmıyor da hani meslek diyelim. Meslek grubuna girmiyor. Birçok sıkıntısı var onunla ilgili antrenörlerin. Ama antrenörün düşünebiliyor musun? İtibarsızlaştırdığı bir ülke ya. Oyuncuyla, başkanla kulüp yönetiliyor. Antrenör falan kimsenin umurunda değil. Adam kovuluyor. Süper Lig'de de buna dahil. 3. Lig'de de kovuluyor. Başkan dediğiniz gibi kağıt veriyor. Biliyor öbür hoca oraya gidiyor. Ya sen tamam şimdi, ya güzel de sen diyorsun ki şimdi kulüp başkanları diyorsun. Levent bir dakika. Sen kulüp gitmiyorum de. Ya Reha sen kulüp başkanları diyorsun. Bu niye böyle? Daha dur ya antrenör gitmeden senin antrenör camiasından en az 30 antrenör telefon açıp ona 10 lira veriyorsunuz. Ben 2 liraya çalışırım diye hocam, yok mu? Hocam ben çalışırken başıma geldi ya. Hocam işte ben çalışırken hocam. Meslektaşlar bu noktaya ben getiriyor. Ben çalışırken orada. Sen o zaman kulüp başkanlara niye söylüyorsun? Sen antrenör meslektaşlarına hocam, söyle. Birbirinizin altına uyuyorsunuz. Hocam doğru. Hocam oynuyoruz bırak de. Televizyon programı yapın. Ben ligde çalışıyorum. Programa çıkıyor söylüyor ya işte bu takım şöyle falan böyle diye. Parada anlaşamıyor. Sonra diyor ki ya genç antrenördü niye Reha Kapsal gitti diyenleri duydum ben. Sen ne diyorsun son hocam? Bir şey söyleyeyim. Lütfen şey yapalım. Devam edelim çok konu var. Galatasaray tarihinin en büyük başarısını yakalayan başkan Faruk Süren. 4 yıl şampiyonluk. UEFA Süper Kupası öbür sene şeyinde de 5. senesinde de Avrupa'da çeyrek finali var. Real Madrid'de. İşte ne güzel Levent abi. Ama biz bir dakika. De bunlara adamın arkasına duyuyoruz.
Adamın arkasına bir teneke bağlamadıkları kaldı. Allah aşkına ya. Galatasaray başkanı bir daha olmadı. Ya başarılı olmuş. Başkanları bu kadar yok etmek mi lazım ya? Peki. Bir de o koltuğa şimdi, yapışan karizmatik bir insandı. Peki yani. Şimdi güncelin bir başka maddesi. Gündemin ve güncelin koronavirüs olayı. Öyle bir noktaya geldik ki şu konuşulmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda malumunuz 14 kişi çıkaramazsanız hükmen mağlubiyet var. 14 kişi çıkaramazsanız hükmen mağlup oluyor. Bu tasarı değil mi? Hayır, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu karar. Hayır, lig için tasarı. Şimdi ligde de benzer bir durumun olması için Kulüpler Birliği, Federasyon konuşmalar başladı. Şimdi 30 oyuncu arasından 30 oyuncu gösterebiliyorsunuz. Bunu ikinci yarıda 35'e çıkartma fikri var. Genç oyuncuları falan da dahil edip. Çünkü öyle bir takvim var ki artık bu işin ertelenmesi vesairesi çok zora girecek. Önce şu güncel futbolumuzun, güncel korona sayısına bir bakalım. Grafik verebilir miyiz? Şimdi bir ülkemizin güncel korona sayısı var. Bir de futbolumuzun güncel korona sayısı var. Beşiktaş'ta 8. Antalya'da 4. En güncel korona kim? Vida mı? Ener Valencia çıktı. Vida. Valencia. Valencia. Valencia bugün en güncel. Vida en ama güncel genelde Vida Allah aşkına Ender. En güncel o abi. Ya devre arası öğreniyorlar ya. İkinci yarı maç. Konuşacağız onu da konuşacağız. Şey Beşiktaş 8. 8 o çok da yüksek bir sayı. Antalya 4, Rize 3, Konya 3, Göztepe 2, Sivas 2, Kayseri, Gaziantep, Galatasaray, Başakşehir. Son olarak da Ener Valencia açıklandı. Fenerbahçe'de birer vaka var. Bayağı bir vaka var kulüplerin. Şöyle bir bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 mi? Yanlış saymadım değil mi? Yani yarısından fazlasında korona vakası var. Şimdi bir de şuna bakalım istiyorum. Ondan sonra düşüncelerinizi alacağım. Bir takvime bakalım. Bizi önümüzdeki dönem nasıl bir takvim bekliyor? Şimdi hemen şeyden aldım. Aralığın ortasından, çünkü hafta içi hafta sonu maç dönemi başlıyor. Aralığın ortasından itibaren. Affedersiniz, Ziraat Türkiye Kupası 25, 26, 27 değil miydi? O bu ayki. Ha, pardon. Ben aralığın ortasına hafta içi maçların başlaması, tamam. O tarihi baz aldım. Yani evet. Ertelemeler, mevcut ertelemeler var biliyorsunuz 3 tane. Hatay'ım var. İşte Göztepe Alanya maçı var. Ankara Gücü Hatay. 2 tane Hatay'ım var. Şimdi 15, 16, 17 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası 5. tur oynanacak. 20 Aralık'ta 13. hafta var. 23 Aralık'ta 14. hafta. Bir de şöyle düşünelim. Bunlarda buraya da veriyor musun Hüseyin? Çok güzel görüyoruz valla. 23 Aralık, yani bunlar 3 güne yayıldığında unutmayalım maçların. Zaten maçlar olmuş, hani baksana. Orada tek yazıyoruz ama o maç 19-20-21 örneğin. Ya da 22-23-24 gibi. 17-27 arası 4 maç var. Buraya da verdi şimdi Hüseyin. Bence. 27 Aralık'ta var 15. hafta. 3 Ocak'ta 16. hafta. 6 Ocak'ta 17. 10 Ocak'ta 18. 12-13-14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu var. 17'sinde 19. hafta var. 20. hafta 20 Ocak'ta. 24 Ocak. Hem Süper Kupa var aynı tarihte. Hem 21. hafta maçı var. Aynı tarihte ha. Yanlış olmasın yani. 31 Ocak 22. hafta. 3 Şubat 23. hafta. 7 Şubat 24. hafta. Çeyrek final 9-10-11 Şubat. Şu ana kadar kaç tane maç tehir oldu? Hatay'ın 2 tane oldu. Göztepe Alanya 3 oldu. 3 maç. 3 maç. Evet. Tabii sen bu 3 maçı bir defa süpürüp çıkarman lazım. Aralığın başında onu çıkartacaklar. Çünkü bu işler sonuna doğru kalmadı giderse işte. Öyle maçlar olur ki bu sefer sen lig şampiyonluğu belli olacak abi 2 hafta kala onu tehir bunu tehir. Oho biri düşecek biri çıkacak. Sen o zaman dedikoduları seyret abi. Süper Kupa nasıl olacak? Hocam şurada 2 ayda 17 maç var. 17 maç oynayacak 2 ayda takımlar. 17 maç. Bak orada 17 tane maç var. Sakatlığı vesaireyi ayrıca konuşuruz. Bir de o önemli. Yani. Hocam Süper Kupa'daki hem sakat tabii, hem de korona mı acaba? Yani o da erteleme olacak. Hayda. Yani Başakşehir-Trabzon maçı erteleme olacak. Ligle üst üste geldiği için. Zaten otomatik erteleme oradan var zaten. Şimdi ben size şunu soruyorum. 14 oyuncuyu toparlayamıyorsa bir takım ligde de
hükmen mağlubiyet kuralının uygulanmasına taraf mısınız? Yapamazsın. Niye hocam? Güzel bir düşünce. Hocam maç oynanırken kural değişmez. Bunu sezon başı yapsalardı doğruydu. Mahkemeye giden her takım kazanır. İkinci yarıda yapabilir mi? Yapamaz. Hani ilk yarıyı bitirdim. Lig başlamadan yapılsaydı doğru bir karardı. Ama bundan sonra yapılırsa mahkeme olarak başlarına iş açılır abi. Öyle demeyin. Bence kupada da yapamazlar. Kupada ilan ettiler ama. Ama yanlış. Öyle şey olmaz. Kupada ilan edildi. İnsan haklarına aykırı bir davranış. Bu sezon olur başı yapılırsa açıklarsa tamam. Pandemi İkisi de resmi maç sonuçta. Tabii ya. İkisi resmi, de resmi maç. Evet. Hem resmi maç hem pandemiden oluyor. Hı. Bu babasının keyfinden oynamıyor ki. Oynamamazlık etmiyor ki. Bir de Ziraat Türkiye, saçma bir karar Ziraat yani. Türkiye Kupası'nda kaç oyuncu değişikliği var Ender? 5 değil mi? Evet. Tabii. Süper Lig'de de 5 var. Kural aynı. Resmi maç. Statü aynı. Yer olmadığını bildiği için. Hocam şöyle bir durum var statü ya. Statü ayrı olabilir Levent abi. Kupa ile lig. Tek maçla eliminasyon sistemi ya.